Bezelye bitkisine mor çiçek rengi geni baskın, beyaz çiçek rengi geni çekiniktir. Aşağıda bezelye bitkilerinde oluşabilecek çiçek rengine fenotip ve genotipler verilmiştir. Bir araştırmacı çiçek rengi yönüyle 3 farklı bezelye bitkisini çaprazlıyor aşağıdaki sonuçlar elde ediyor. Araştırmacı ulaştığı sonuçlardan yola çıkılarak 2 ve 3. bezelyeler çaprazlandığını oluşacak yavruların fenotip ve genotiplerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1 ve 2. bezelyeler çaprazlandığını iki farklı fenotipte ve üç farklı genotipte bireyler oluşuyor. Demek ki bir numara yazalım bu da. numara buraya yazalım. Bir numara melez olacaktır diyebiliriz. iki numara da melez olacaktır deriz. Peki çaprazlamaya baktığımız takdirde. Bireyimiz ya saf baskın olacaktır, mor olacaktır. Ya da bireyimiz melez olacaktır, mor olacaktır. Ya da bireyimiz melez olacaktır, mor olacaktır. Üç tanesi mor olduğunu görmekteyiz. Bir tanesi ise en son bireyimize bakalım. Saf dört çekilik olacak, beyaz olacaktır diyebiliriz. Yani e, iki farklı fenotip var. Üç farklı genotip var. Ki bunlardan birisi saf baskın. Birisi melez. Daha doğrusu ikisi melez. Bir tanesi saf çekinik şeklinde. Bunu sağlamış olacak. Bir ve üçüncü bezeliler çaprazlandığında tamamı renkte iki farklı genotipte bireyler oluştuğu. O zaman buraya bir yazalım şimdi. Bir numara nasıl da e, melez olduğunu görmektesiniz. E, bir de üç numara olacak o zaman buraya. E, peki bir melez olacak olursa o zaman. 3 numara nasıl olması gerekmekte? E, İki farklı genotip, bir fa, e, tek çeşit e, fenotip varsa demek ki 3 numara nedir? Saf baskındır diyebiliriz. Peki bu çaprazlamaya baktığımız saatte ya bireyimiz saf baskın olacaktır, mor olacaktır ya da melez olacaktır, mor olacaktır. Bunu sağlamıştır. Tamamı mor olmuştur ve iki farklı genotip vardır. Birisi saf baskın, diğeri melez şeklinde. Bunu sağlamıştır diyoruz. Peki o zaman 2 ile 3'ü çaprazlayalım. 2 e, burada melez olduğunu görmekteyiz. Hemen 2 diye yazalım buraya. E, sonra da 3 diye yazalım buraya. 2 numara melez olduğunu görmektesiniz. E peki 3 numara saf baskın olduğunu görmektesiniz. Peki burada neler meydana gelebilecek? Ya saf baskınlar meydana gelebilecek ya da melezler meydana gelebilecek. Fakat tamam ne olacaktır? Mor olacaktır deriz. İlk başta fenotipine bakalım. Tamam mor çiçekli olacaktır. A seçeneğimiz de var ve C seçeneğimiz de var. Peki genotiplerine baktığımız takdirde bir saf baskın bir de saf çekirdek olduğunu görmekteyiz. Bu da C seçeneğimize. Demek ki cevabımız C seçeneği.